Nostaljik fotoğraflarla Türkiye'nin eski yüzü ve tarihsel değişimine yolculuk yapmaya ne dersiniz? İşte tarihi karelerle geçmişe yolculuk. Fotoğraf 1937 yılında bir vapurda çekilmiş. O zamanlar gişeler Galata Köprüsü'nde. Rotalar arasında Moda Kalamış da var. Giriş ya da çıkış diye bir şey yok o günlerde. Bunun yerine tabelalarda girilir ve çıkılır yazıyor. Karaköy. Yıl 1928. Yük taşıyan yelkenliler Haliç'e dizilmiş. Islak yelkenler rüzgarda kuruyor. Süleymaniye arkada solda, Fatih Camii ise sağda. Yıl 1928. Limanda çalışan işçiler dayamışlar sırtlarını küfelerine, hem kendileri hem de küfeleri molada. Belki gökyüzüne bakıyorlar, belki de ileriye, Galata Kulesi'ne. Havada deniz kokusu. İstanbul. Köprü üstü. Yıl 1925. Galata Köprüsü'nün üstü dizi dizi taş. İleride hepsi toplu iki araç. Fotoğrafın çekildiği tarih 1920'lerin sonu. Büyükada o zamanlar hala kozmopolit nüfus yapısını koruyor. Günlerden cuma, ada halkı güzel bir akşamüstünün keyfini çıkarıyor. İster inanın, ister inanmayın, bu adamlar poz vermediler diyor fotoğrafçı. Ben oradan geçerken aynen bu vaziyette oturuyorlardı ve müşterilerini böyle bekliyorlardı. Yıl 1937, yer İstanbul. Bebek Balıkçıları. Bu fotoğraf 1930 tarihiyle kayıtlara girmiş. Bugünün balıkçı lokantalarının yerinde o zamanlar yine balıkçılar var. Ama büyük bir farkla. Boğaz'dan ağ dolusu balık çeken balıkçılar. 1950'lerin ortaları. Kuruyup çiroz olacak uskumrular Poyraz'a serilmiş. Fotoğrafçı bu manzarayı görünce denklenşöre basmış. Balıkçının kızı da güzel mi güzel bir tebessümle böyle poz vermiş. Yıl 1919. Üsküdar'da bir mezarlık. Geniş aileler için ayrılmış köşelerden biri. Üzerleri yazılı ya da bezemeli. Kullanılan renkler siyah, altın sarısı ve kırmızı diyor fotoğrafçı. Ve devam ediyor. Tepesinde fes olanlar mezarın bir erkeğe, çiçekli örgülü olanlarsa bir kadına ait olduğunu işaret ediyor. Taşlar zamana pek direnememiş. Kimi eğilmiş yana, kimi toprağa serilmiş. 1925 yılında bir İstanbul kıraathanesi. Ortada bir masa, hasır tabure ve sandalyeler etrafında dizili. İki hoca, bir hamal ve taşradan gelenler. Fotoğrafçı, İstanbul'da küfecilik yapan bu genç adam için kılık kıyafetine kanmayın diyor. Karısı ve çocuklarını Ağrı Dağı yakınlarındaki köyünde bırakıp İstanbul'un tarihi sokaklarında sırtında küfesiyle yük taşıdığı yazıyor. Zeytin ekmek yiyerek, kaldırımda yatarak para biriktirdiğini yazıyor ve ekliyor. Biriktirdikleriyle döndüğünde köyünün zengin ve saygın adamlarından biri olacak. Zir Vadisi'nde çamaşır günü. Ateşler yakılmış, su dolu kara kazanlar ateşe oturtulmuş. Osmanlı döneminde yerleşik Ermeni köylerinin yer aldığı Zir Vadisi'nin kadınları için çamaşır zamanı. Biri 1929'un kirli çamaşırlarını kaynattığı kazanın başında, biri de elinde bir tokaç, kirden iyice arınsın diye taşın üzerinde çamaşır dövüyor. Perilerin düğünü. Yıl 1929. Gelin alayı aile kalabalığıyla birlikte ilerliyor. Arkada gelinin köyü, Kapadokya. Yıl 1927, Ankara. Genç Türkiye'nin başkenti. Fotoğrafın altında şu not var. Türkiye'nin ilk ve yegane nüfus sayımına göre kasaba görünümündeki bu başkentte yaşayan kişi sayısının 48 bin olduğu bilgisi yer alıyor. Çekim tarihi bilinmeyen bu fotoğrafta yürüyenler Atatürk'ün davetlileri. Arşiv kayıtlarına ise şu not düşülmüş. Kemal Paşa'nın yılda bir kez ülkenin önemli isimlerini kabul ettiği bir günde Ülkenin önde gelen din adamı bile Avrupa tarzı frak giyiyor. Ankara'da çekilmiş fotoğrafta askerler duruyor duvarın dibinde ve bir de araba. Diyanet İşleri'nin ilk başkanı Rıfat Börekçi'nin yardımcısı olan ve daha sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı'nı üstlenen Ahmet Hamdi Akseki önde. En sağda protokol müdürü, arkada kor diplomatik. Yıl 1928. Birazdan kürekler çekilecek. Ola ki kıyı kıyı gidilmeyecekti. Boğaz'ın suları aşılıp karşı kayada bir yalın iskelesinde inilecek. Zonguldak. Limana taş kömürü taşıyan trenler kentin tam ortasından geçiyor. Fotoğraf 1951 yılının Zonguldak görüntüsünü yansıtıyor. Bu arada fotoğrafçının kart baskısının arkasına düştüğü bir not daha var. Fotoğrafının kullanılmaması halinde verdiği adrese geri gönderilmesini rica ediyor. Fotoğrafçı 1928'de Haydarpaşa'dan atlamış trene. Sapanca'da inmiş ve başlamış fotoğraf çekmeye. Elmasıyla ünlü diyor. Sepetlerindeki elmaları yolculara satmaya çalışan kadınları bu fotoğrafta görebilirsiniz diye de ekliyor. Yeni Cami basamaklarından 1928 yılında Eminönü. Bugünle kıyaslanırsa eğer neredeyse hiç insan yok denebilir ortalıkta. Trafik belli bir doğaçlamayla akıyor. İnsanlar, 20'lerin otomobilleri, at arabaları. Kimi o tarafa, kimi bu tarafa çevirmiş yönünü, rahat rahat ilerliyor. Süpürge, sepet, salatalık. Çarşı pazar deyince aklına gelirse artık. Antakya'nın dükkanları diye not düşmüş fotoğrafçı. Yıl 1938. İzmir'de deve kervanı. Anadolu'nun iç bölgelerinden yola çıkan bir kervan. Develer bütün yükü sırtlanmış. Tozlu yollar kat edilmiş. İzmir'in içinden geçip yüklerini boşaltacakları yere, muhtemelen limana doğru ilerliyorlar. Yıl 1924. Van Gölü kıyıları. 1953 yılında çekilen bu fotoğraf için Anadolu'nun motorlu araçlarla donatıldığının kanıtı gibi diyor ve ekliyor fotoğrafçı. Kamyonun ön camında Allah'a emanet yazıyor. Gülek Boğazı. Plakasında Bursa 134 yazıyor. 1929 yılında Bursa'dan kalkmış bir otobüs bu. Yolcularıyla birlikte Adana'ya gidiyor. Fotoğrafçıya göre Toros Dağları'nda 10 kilometre boyunca dünyanın en kötü yolu uzanıyor. Öyle kötü bir yol ki tek bir araç ancak geçiyor diyor. Bu arada fotoğrafta görülen kesimin de bu yolun en iyi bölümlerinden biri olduğunu ekliyor. Yıl 1923. İstanbul'da bir kasap dükkanı. O yılların kasabı çengellere asıyor kıvırcık koyunu. Müşteri geliyor, istediği parçayı kestirip alıyor. Modern itfaiye. Artık İstanbul itfaiyesi yaya değil diyor fotoğrafçı 1928'de çektiği bu kare için. Modern itfaiye arabaları var ve resim altına düştüğü notta şöyle devam ediyor. Ama fotoğraftaki bir itfaiye aracı değil. Belki caddeleri temizlemek için kullanılan bir su tankı, belki de değil. Öğrenemedim. Fotoğrafçının bütün bildiği aracın burada pompayla Haliç'ten su çektiği. Oysa ki gerçek şöyleydi. O zamanlarda bu araçlar her iki işe de yarar, yangın olunca yangına gider, normal zamanlarda caddeleri temizlerdi. Fotoğrafçı yine de yanılmamış tahminlerinde. Afyonkarahisar. Ülke savaştan çıkalı çok olmamış. Getirdiği yıkım sürse de yaşam devam ediyor. Yıl 1924. Pazarda alışveriş zamanı. Galata Köprüsü'nün hemen bitiminde derme çatma bir büfe. Köprüyü yürüyerek geçenler soluklanmak istediklerinde orada duruyor. Takvimler 1920'lerin ikinci yarısını gösteriyor. Sunulan seçeneklerse o tarihlere göre hiç de fena değil.